27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmiş olan gastronomi festivalimizi, etkinliklerimizi tanıtmak amacıyla bir araya geldik. Malumlar olduğu üzere Tokat hem tarih hem kültür hem de binlerce yıllık birikimin üzerine çok özel mutfak lezzetlerini bünyesinde barındıran, aynı zamanda Anadolu'nun bereketli ovalarının bulunduğu bir coğrafya. Bu coğrafyayı ülkemizde hem insanımızla, hem gastronomisiyle, hem kültürüyle, tarihiyle tanıtmak, yeni yerlere ulaştırmak, yeni hedeflere ulaştırmak gibi bir gayret içerisindeyiz. İnanıyorum ki başta şehrimize, şehrimizin değerli insanlarına, şehrimizin tanıtımına, hem de şehrimizin gastronomi alanındaki yapılan çalışmalara hem katkı sağlayacak, hem ışık tutacak, hem de Türkiye'nin gündemine girecek önemli bir çalışma olacağının şimdiden ben müjdesini vermek isterim. Tabii Tokat, baktığımızda doğasıyla, tarihiyle, insanıyla, hele mutfağıyla yıllardan beri süregelen birçok medeniyetin de izlerini bıraktığı çok önemli bir şehir. Demlenmiş bir şehir. Bu noktada da aynı o tarihi doğal güzellikleri gibi mutfağı da yıllardan beri bir serencamla bugünlere kadar gelmiş bir şehir. Gerek yapım teknikleriyle, gerek pişirme usulleriyle, gerekse çeşitliliğiyle Tokat mutfağı her anlamıyla keşfedilmeyi bekleyen bir şehir. Tokat deyince ilk başta her ne kadar Tokat kebabı akla gelmiş olsa da daha buna benzer birçok lezzetler, yani Tokat'a dair olan birçok ürünler bu noktada ben inanıyorum ki bu gastronomi festivaliyle beraber de Türkiye'nin gündemine de düşecektir. 27'si tarihinde başlayıp 4 gün sürecek olan bu festivalde birçok çalışmalar olacak. Bir defa başta dışarıdan, yani Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelen çok önemli şefler Tokat mutfağını hem burada tanıtacak, hem Tokat mutfağının tanıtılmasıyla ilgili buradaki diğer şeflerle bir araya gelecek ve halkımıza açık bir şekilde bir defa başta dışarıdan gelen şeflerle Tokat yemekleri çok daha belki farklı tarz ve usullerle bir defa tanıtılmış olacak. Başta bunu söylemek isterim. Bunun yanında söyleşilerimiz olacak. Toplamda 6 tane söyleşide yine gastronomiyle alakalı birçok konu ele alınacak ve bu konular kitlelerimize, Tokat'taki kitlelerimize duyurular yapmak suretiyle bu söyleşilerde yine Tokat mutfağı aynı şekilde konuşulmuş olacak. Bunun yanında Tokat'ın birçok lezzetli ürünlerinin hem tanıtılması hem yarışmaları falan yapılacak ve baktığımızda 4 gün boyunca bir Tokat gastronomisi ve Tokat mutfağı rüzgarı inşallah hem şehrimizde hem de ulusalda, tüm Türkiye'de de esmiş olacak. Tabii hangi mekanlarda bunları yapacağız? Bunlardan biraz bahsetmek gerekirse, başta hemen nehir kenarımızda, etkinlik alanımızda, günün belli saatlerinde yarışmalar ve yine workshop dediğimiz yemek yapımlarının burada tüm halka sergilenmesi olacak. Başta nehir kenarımızda yapılacak böyle bir çalışma olacak. Bunun yanında Sulu Sokak bölgemizde, Halis Sokak'ta, o sokak boyunca 12 tane esnaf arkadaşımızın, sanatkar arkadaşımızın çok şık standlarda yaptıkları ürünlerin hem sergilendiği hem de onların tanıtıldığı bir Tokat sanat sokağı tarzında bir sokak orada inşallah oluşturulacak. Ve Halis Sokak'ta 4 gün boyunca bütün gelen hem dışarıdan hem içeriden misafirlerimize orada bir güzelliği ortaya koymuş olacak. Yine Sulu Sokak bölgemizde özellikle Yağbasan Medresemiz ve hemen yanındaki Devecer Hanım'ımızda bir çalışma olacak ki Devecer Hanım da ve 200 kişilik gruba bu 3 gün boyunca pazar pazar salı toplamda 2 seanstan 6 tane orada söyleşiler olacak. Yine gelen şeflerimiz bu söyleşileri yapacak ve yerelde de hem restoran işletmeleri sahiplerimiz hem yine lokantalardaki şeflerimiz de oralarda o söyleşilerde kitlelerle buluşmuş olacaklar. Bir başka alanımız da burası.
Yine Mevlevi Hane'de bir başka tek günlük bir etkinliğimiz olacak. Ve bir de özellikle çocukları biz ihmal edemezdik bu çalışmada. Çocuklarımız da 3 gün boyunca, özellikle pardon 4 gün boyunca cumartesiden itibaren salıya kadar şehir parkımızda sabah 10'dan akşam 8'e kadar süren birçok etkinlikle yaklaşık 65 tane oyun her gün 4 gün boyunca şehir parkında saat 10 ile akşam 8 arasında çocuklarımızın orada o oyunlarla birlikte ve beraber olacağı bir alan inşallah oluşturmuş olacak. Tabii bunların dışında her akşam bir konser olacak. Cuma günü, cumartesi ve pazar. Bunları daha önce de paylaşmıştık. Cuma günü Irmak Arıcı, cumartesi Ümit Besen, Pamela. Pazar günü Azerin ve Buray. Pazartesi günü de Murat Dalkılıç olmak üzere toplamda 5 tane sanatçımız da bu 4 gün boyunca halkımızla buluşacak. Mekansal anlamda da biz bu konserlerimizi stadyumda yapacağız ve bütün halkımızı da konserlerimize de ayrıca beklemek isteriz.